Hasan konuşmasını dinleyeceğiz. Kurtuluş Savaşımızın başlarında milli ve ruh içerisinde vatanın kurtulabilmesi için Maarif Vekaleti 1921'de Güfte Yarışması düzenlemiştir. Söz konusu yarışmaya toplam 724 şiir katılmıştır. Kazanan güfteye 500 lira para ödülü verileceği için Burdur Milletvekili Mehmet Aksarsoy yarışmaya katılmak istemez. Ancak Maarif Vekili olan Handullah Sufi Mehmet Akif Ersoy'a çok ısrar eder. Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy Ankara'daki Taceddin Dergahı'nda Kurtuluş Savaşı'nda mücadele edecek olan Türk ordusuna hitap ettiği şiirini yazar. Yeterli miktarda kağıda sahip olmadığı için Taceddin Dergahı'nın duvarlarına sözlerini yazmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda Mehmet Akif Ersoy'un şiiri coşkulu alkışlarla kabul edilir. Mecliste İstiklal Marşı'nı okuyan ilk kişi dönemin Milli Eğitim Bakanı Handullah Subbi Tanrıer olmuştur. Mehmet Akif Ersoy ödül olarak verilen 500 lirayı Kızılay bünyesinde kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Darül Mesai Vakfı'na bağışlamıştır. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nın güftesini şiirlerini topladı, Safa Tatlı kitabına dahil etmemiş ve İstiklal Marşı'nın Türk milletinin eseri olduğunu beyan etmiştir.